Evet arkadaşlar, şimdiki videomuzda ise Tenda Everest modemleri, gene eski versiyonlarında Tenda ve Everest'lere modem içine PPO'ya kurarak kullanmayı açıklayacağız. Şöyle söyleyeyim, yani LAT 5'imiz bridge modda, çıtlak antenimiz bridge modda ve hatta toplu kontta oturuyoruz. Modemimizin WAN portundan duvardan gelen kabloyu takıyoruz. Ve şu ayarları yapıyoruz. Hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım öncelikle. Tekrardan şuna bir giriş yapalım. Modemimizi 0.1'den, tarayıcımızın www'dan yerine 0.1 yazıyoruz. 19.68.0.1 yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Ve buradan bu sefer PPPoE'yi seçiyoruz. ISP firmamızın bize verdiği kullanıcı adı şifremizi buraya giriyoruz. Mesela ne? Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Tabi ID'ni yazamayız. ID'ni yazacağız. Türkçe karakter kullanamıyoruz. Şifremiz de 2345 olsun. 2345. Buradan tekrardan Wi-Fi şifremizi buradan ayarlayabiliyoruz. Ayarlamamıza gerek yok. Buradan bu şekilde kalsın. OK diyoruz. Tamam diyoruz. Kaydetmemize gerek yok. Şu an konfigürasyonu yaptı. Ve şu an yapmamız gereken bir ayarda, mesela tekrardan Wi-Fi adınızı değiştireceksiniz. Modemimizin Wi-Fi adını. Onu tekrardan buradan yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz buraya test, neyse artık test 81 veyahut da ne yapmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Buradan OK diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Wireless şifresinde Wireless Security bölümünden değiştiriyorsunuz. Yine dediğim gibi bunu WPA2 PSK seçerseniz sizin için daha güvenli olur ve iPhone telefonlarınızda hata uyarısı almazsınız. Ne yapalım mesela? 61, 61, 61, 61. 2, 4, 6, 8. En az 8 karakterli olacak. OK diyoruz. Ve Tenda Everest modemlerin eski versiyonundaki modem içine PPO kurulumu bu şekilde. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin bütün arkadaşlarımıza.